Ons altına ons geçelim. Ons altına bakalım. Her hafta olduğu gibi. Rekor üstüne ons altına. Yani. Tabii, yani bütün yıl aslında jeopolitik riskler orayı destekledi altın tarafını. Bugün bir bugün hafif, bir düzeltme var. İşte evet. O hani tüm emtialardaki düzeltme altına da emtia gömleği sebebiyle yansıdı. Bir de FED 50 değil de 25 bas puan faiz indirebilir. Belki pas geçebilir endişeleri. Bir miktar emtia gömleğini altından aldı. Bir de çok yükselmişti. Rekorlar dediğin gibi kırdı. Hedeflerimize de çok yaklaşmıştı. Ama şu kanal içinde kalmaya devam ediyoruz. Kanalın alt tarafı 2600, üst tarafı 2730. Özet 2600 toplu, 2730 devamında 2800 hedefli bir ons altın var. 2600 kırılacak olursa, yani şu kanaldan çıkacak olursak bizi bekleyecek. Hani günlükte bakmıyorum, amacımız trade değil, yön vermek, ama trade olarak da kullanmak isteyenler için önemli seviyeleri de hatırlatmak lazım. 13 haftada oluşmuş ortalamamız 2542. O 2550'ye doğru kat eder. Özetle 2600-2550, max 2460-2500 civarında altının düşüşleri tölere edilmeli, orada konsolide olmalı. Muhtemelen de olacaktır. Çin şimdilik fiziksel altın almıyor. Yaklaşık 6-7 haftadır, yani uzun bir süredir fiziksel altın alımını durdurdu. İlginç o da. Ama ons altındaki hikaye sadece Çin'in alımlarına bağlı değil. Birçok merkez bankası almaya devam ediyor. Fiziksel talepte bir düşüş yok Çin'i bu tarafa koyarsak. Özetle altında hikaye yukarıdır. Mutlaka 2730, 2750, 2800 bu sene içinde görülecektir. Cümlesi iddialı olsa da %51 görülecektir diyelim. Yani bunun altında bir fiyatlama ancak düzeltme olarak kalır. 2025 için de o seviyeler zaten görülür. Hatta daha üstünü görürüm yüzü konuşuruz. Çok risk var. Hep söylüyoruz. Sadece risk olarak da bakmamak lazım. Umuyorum jeopolitik taraftaki risklerden dolayı altın o zaman ekstrem fiyatlara gider zaten. Yükselmez ama emtia gömleğini de giyebilen bir ürün. Hemen gümüşe geçelim. Gümüşe ya bakalım. Geçmiyor. Yani ilginç. Geçen haftalarda seninle de konuşmuştuk. Bir yatırımcımız, hatta izleyicimiz daha doğrusu. Yatırımcı mutlaka. Ya gümüş 32 dolara geçince hareket çok hızlanır dediniz. Bir türlü şu 32 doları geçmiyor demişti. Haklı da. Yani işte an itibariyle 30.68. Bir kez daha 32 dolarlardan döndük. Yani bu dönüşümüz önemli. Fakat bir kez daha hatırlatayım. Gümüş grafiğinde şöyle bir ayrıntı var. 5 ve 13 aylık ortalamalar 32 dolara yaklaşıyor. 5 aylık ortalama 30, 13 aylık ortalama 28. Daha önce deney işlerinde böyle bir hareket yoktu. İlk defa böyle bir hareket oluyor. Bu şu demek. 30 max 28 stoplu bir gümüş grafiğimiz var. Kısa ve orta vade adına. 32 üzerinde de hedefimiz. Önce 40, en uzun vadede de 40'ın üstüne altınla beraber rekor gördüğü dönem olan 50 dolarlar potansiyel olmaya devam edecek. Ama geçmesi gerekiyor 32 doları. 32 doları geçmedikçe desteklere dikkat. Devam edelim ve globali DAX'a. Son grafikte bitirelim. DAX'a bakalım. DAX aldım, S&P'yi almadım. Orada da hafif bir düşüş var, Frankfurt. Londra'da birin 19 üzerinde. 19.000. Senle konuşuyorduk. 19.000 önemli ama bak Londra'da, Paris'te Kakaran endeksi veya Londra'daki Fisse endeksi biraz daha düşüş. Madrid biraz dengeli gibi gözüküyor. Yani harika bu arada yönetmenim her şeyiyle bugün bizi destekliyor. Evet, sağ olsunlar. Niye Almanya'nın endeksini getirdim? S&P benim için tabii ki herkes için olduğu gibi önemli ama 2650. 5650. Altının altından S&P'yi konuştuğun zaman hemen rakamlar karışıyor. Bir kez daha karıştı. 5650, 5500 kırılıyorsa S&P'ye dikkat. Kırılmadıkça oradan uzaktayız çünkü. Vadeler eksi bile olsa fark etmez. Önemli desteği 5500, 5650. Ama DAX'ın durumu gelişen piyasalar için, bizim için ve Avrupa'nın ekonomisinin bundan sonraki süreci için çok önemli olmaya devam edecek. Ve 19.000 dirençti daha önce. Şimdi destek olarak çalışıyor. Ve önemli bir Fibo seviyesi. %161.8.
oranın üzerinde kalmalı. Yani 19 binin üzerinde kalmalı. 19 binin altında önemli destek 50 günlük ortalamamız 18.700'ler. Ve şu kanalın ucu 18.500'ler. Oraları kırmamalı. Uyarımızı yapalım. Önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı dahil DAX'ın 18.500-19.000 bandı içinde tüm satışları tolere etmesi gerekir. Edemiyorsa sevgili Meyhan, 17.500-18.000'lere kadar inmesi demek bütün borsaların kendi dahil, tabii zaten kendisi düşüyor, bütün borsaları etkileyecek bir düşüş anlamına gelir. Uyarıcı olalım. Ya yatayda kalmalı ya da 19.000 üzerinde 20.000'lere doğru gitmeli diyelim. Bu bölümü bu şekilde bitirmiş olalım.